gece Hakan çok tuhaf davrandı. Nasıl yani? Ne bileyim. Bana bir şey söylemek istedi ama tam o sırada saat 12 olduğu için dinleyemedim. Sabah giderken de çok sıkıntılıydı. Ah, ne söyleyecekti acaba, çok merak ediyorum. Ay, yoksa benimle ilgili bir şeyler mi öğrendi? Dur be kızım. Kendi kendine kuruntu yapma şimdi. Ay Makbuş, Hakan bana dün gece ne söyleyecekti çok merak ediyorum. Ben akşama kadar dayanamayacağım. Hem akşam çok kalabalık olacak. Belki de konuşamayız. Ben gidiyorum. Dur deli kız. Allah akıl fikir versin. Ay, umarım nişan yıl dönümümüz için ona aldığım hediyeyi beğenir. Kesinlikle beğenecek, telaş etme. Ay, biliyor musun, bugün evlilikten söz ettik yine. Düşünsene, seneye bu zamanlar evli olacağız. Ay inşallah. Ay, belki senden önce doğururum, ne dersin? Hiç belli olmaz valla. Ben ne yapacağım şimdi? Her konuda cır cır ötüyorsun. Şimdi neden sustun? Bundan sonra iş sana düşüyor. Ben bir şey yapamam. Birdenbire her şeyi değiştiremem ki. Bu Simge'ye de çok büyük haksızlık. Zaten uzun süredir evleneceğimizi herkes biliyordu. Belki böylesi daha doğru. Asıl sen ne hissediyorsun? Bırak başkalarını. Sırf çocuklar ya da Nana üzülmesin diye yapılmış planlarımı değiştiremem ya. Ama kalbimi dinleyecek olursam o ses aynı ismi tekrarlıyor. Nana. Gerçekten işin çok zor. Aa, Nana. Çocuklar uyudular. İyi ki bu akşamki olaylara şahit olmadılar. Ne yapayım Makbuş? Kendime karşı dürüst olmalıyım. Oh, en sonunda. Sen hala burada mısın? Yatayım mı? Yok yok, Nana geldi mi? Hayır, gelmedi. Belki de gelmez. Ne demek gelmez? İyi düşün oğlum. İyi düşün. Ne o? Çok mu üzüldün? Etrafındaki insanların ne düşündüğünü önem var mı? Sonra da dövün. Ben olsam ben de gelmem. Nana? Geldin mi? Evet. Nereye? Yatmaya. Üstelden iyi mi? Hı-hı. Çok iyi. Peki o halde neyin var? Sen bir açıklama yapacaksın. Sarsan bu çocuk ya. Seni üzecek bir şey mi yaptım? Ben... Biz Simge'yle... Biliyorum, açıklama yapmana gerek yok. Biz Simge'yle bozuştuk. Ne? Pepe, senin orada görevin sona erdi. Hemen geri dön. Ama en romantik yerinde. Neyse, hoşça kal yakışıklı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani üzüldüm. Yani şey... Tamam tamam. Bir şey söylemek zorunda değiliz. Kusura bakmayın. Çok geç saatte rahatsız ediyorum ama... Buraya taşınmaktan vazgeçtim. Biber için büyük bir bahçe gerekiyor. Başka yere taşınmaya karar verdim. Çocuklara söz vermiştim ya. Söylerseniz çok sevinirim. Yani tamamen gidiyor musunuz? Evet. Pelin Hanım, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Belki ileride çocuklara bir köpek alırız, ne dersin? Neden olmasın?